Bugün İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşmeleri vardı. Tansiyon hayli yükseldi bu görüşmelerde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile muhalefet arasında tartışma çıktı ve bir gerilim yaşandı. Oturuma iki kez ara verildi. Hemen Ankara'ya döneceğiz. Arzu Türkuçar oturumu takip ediyor. Bize neler olduğunu aktaracak. Arzu, neler oldu, neden gerilim yaşandı, seni dinliyoruz şimdi. Meltem Acet, öğle saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir hayli hareketlilik yaşandı. Senin de ifade ettiğin gibi şu dakikalarda bütçe görüşmeleri halen devam etmekte. Milletvekilleri sorularını, görüşlerini ve eleştirilerini Bakan Soylu'ya iletiyor. Saat 11'de başladı bütçe görüşmeleri. Bakan Soylu öncelikle komisyon salonuna geldiğinde muhalefet milletvekilleri tarafından 10 bin dolar alan siyasetçi kim sorusu ile karşılandı. Daha sonra Bakan Soylu yerine geçti ve bakanlığın bütçesine ilişkin sunumunu yapmaya başladı. Terörle mücadeleye konusuna geldiğinde bilançoyu açıklayacaktı. İşte o esnada bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Zira Bakan Soylu'nun ifadesine göre CHP Grup Başkan Vekili Özkoç bir gülme gerçekleştirdi. Gülme eylemi gerçekleştirdi. Bakan Soylu bunun üzerine neden gülüyorsun dedi ve oradan gülme beyefendi, bir şeyler anlatıyorum, bana gülüyorsun, terörle mücadele yaptığımız hoşuna gitmiyor değil mi diye sordu. Orada biz şehit veriyoruz. Orada evlatlarımız şehit oluyor. Sen gevrek gevrek gülüyorsun dedi. Bakan Soylu'nun bu ifadelerinin ardından CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekillerinde ayağa kalktı ve Bakan Soylu'ya tepki gösterdi. Özkoç'tan da yanıt gecikmedi. Bunun üzerine ahlak kuralları çerçevesinde konuş, senin yalanlarını dinlemek zorunda mıyım dedi. Bakan Soylu'ya tepki gösterdi ve bunun üzerine de bütçe komisyon salonunda bir hayli tansiyon yükseldi. Sesler yükseldi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz araya girdi, tansiyonu düşürmek istedi. Düşmeyince de aslında komisyona, oturuma ara verdi. Bu 10 dakikalık arada da Bakan Soylu dışarıya çıktı, salondan ayrıldı, daha sonra tekrar geldi. İkinci oturuma geçildiğinde ise yine sunum yapmaya devam etti Bakan Soylu. Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin bilgileri paylaşıyordu. Bu noktada yine milletvekillerine yönelik tepkileri oldu. Muhalefet sırasına bakarak, bana öyle bakma, şimdi sana kimin uyuşturucu aldığını söylerim ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'nun bu ifadesinin ardından da muhalefet milletvekilleri yeniden tepki gösterdi. Milletin vekiline CHP'li Süleyman Bülbül, milletin vekillerine attığı lafa bak, kim uyuşturucu aldı söylerim diyor. 10 bin doları aldı, kim aldı sen onu söyle dedi Bakan Soylu. Bakan Soylu da bu ifadenin üzerine, ben 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim, siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız. Kılıçdaroğlu bayrak kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım ifadelerini kullandı. CHP'ye de tezkere üzerinden bir eleştirisi oldu Süleyman Soylu. Kimse kusura bakmasın, Gazi Meclis'in çatısının altında tezkereye hayır oyu vermenin anlamı orada terör örgütünün tekrar yuvalanmasına izin vermektedir dedi. Daha sonra sunumu tamamlandı ve milletvekillerinin müzakerelerine geçildi ve müzakereler tamamlandıktan sonra da milletvekilleri Bakan Soylu'ya soru sormaya başladı. Şu dakika itibariyle de sorular yöneltilmeye devam ediyor. Yine ilerleyen saatlerde Bakan Soylu da hem sorulara yanıt verecek hem de eleştirilere yanıt verecek diyelim ve sözü sana bırakalım. Arzu Türkuçar, teşekkür ediyoruz ayrıntılar için. 2022 yılı bütçe görüşmeleri işte bu şekilde başladı değerli.